Türk Tabipleri Birliği'nin yüksek konseyi mi neyse yönetim kurulu üyesi diyeyim veyahut da 11 kişilik yönetim kurulu ile ilgili gözaltı kararı verildi. Evet. Gerekçe ayın 24'ünde yayınladıkları bildiriyle ilgili. Şimdi o bildiriyi burada da okuyabilirim ama dur bakayım. Önce sizin o tabiplerin yayınladığı bildiriye, sonra Mühendis Odaları Birliği de buna destek verdi. Sonra bugün Cumhuriyet Halk Partisi destek verdi. Ona karşı olduğunuzu biliyoruz. O bildiriye karşı olduğunuzu biliyoruz. Gözaltı kararları için ne diyorsunuz? Şimdi önce bildiriyle ilgili konuşalım. Savaşta savaş bozgunculuğuna izin olmaz. Bakın. Affedersin, bildiriyi bir okuyalım mı isterseniz? Okuyalım. İzleyicilerimiz duysunlar. Evet, tabii. Eğer orada diyor ki çok kısa 3 paragraflık bir bildiri. Biz hekimler uyarıyoruz. Evet. Orada da var. Evet. Savaş doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Bu baştan aşağı gerici, vatan düşmanı, vatan savaşı düşmanı bir bildiri. Önce bunu saptayalım. Çünkü İstiklal Savaşı da savaş, Çanakkale Savaşı da savaş, Erzurum tabyalarında Nene Hatun'un savaşı da savaş, Hitler'e karşı savaş, Hazreti Muhammed'in Uhud, Bedir, Uhud ve Hendek Savaşı, Huneyn Savaşı, bunların hepsi savaş. Hoşimi'nin savaşı savaş, Mao'nun, Lenin'in kendi ülkelerini, milletlerini, halklarını kurtarmak için yaptıkları devrim savaşları savaş. Abraham Lincoln 1861'den 65'e kadar Kuzey-Güney Savaşı'nda Amerika'ya demokrasi gelmesi, köleliğin gitmesi için savaştı. Ve orada 700 bin Amerikalı öldü. 700 bin. Hem de iç savaştı. 700 bin ve Amerika nüfusu o zaman 31 milyon. Yani Amerikalıların %30'u o 45'te 1 demişsiniz. Bugünkü yazında ya da yarınki yazında 45'te 1'i yani %30 %2'den fazla. 30 bin evet. %2'den fazla %45'te 1'i özür diliyorum. Yani 45 Amerikalı'dan biri o savaşta öldü. Fransız devrimi savaş, İngiliz devrimi savaş. Yani dünyada haklı savaşlar insanlığa demokrasi, özgürlük getirdi, insanlığı zulümden kurtardı. Yani burada bakıyorsunuz bir soyut savaş aleyhtarlığı. Bu bildiriyle İstiklal Savaşı'na da karşı çıkılır. Bu bildiriyle Çanakkale Savaşı'na da karşı çıkılır. Bu soyut savaş aleyhtarlığı her zaman emperyalizm ve gericilerin hizmetindedir. Yani bugün Türkiye'de bu bildirideki zihniyet kadar zararlı, yanlış ve vatanı hedef alan, cumhuriyeti hedef alan bir bildiri olamaz. Çünkü bu bildiri ne diyor? Bugünkü Türkiye'nin savaşı diyor, vatan savaşı değil. Bir kere bu savaşın yanında değil. Yani Mehmetçik savaşırken bu bildiriyi yayınlayan tabipler Mehmetçik'in yarasını sarmıyor, Mehmetçik'i yaralıyor. Bu Mehmetçik'i yaralayan bir bildiri. Ve Türk tabibine devrimci gelenekler içinde bugünlere gelmiş olan Tıbbiye'nin bodrumlarında o İttihat Terakkileri kurmuş olan o Tıbbiye geleneğine Sivas Kongresi'nde kalkıp Atatürk'e o alnını açık bir şekilde hesap soran Tıbbiye'li Hikmet geleneğine bunlar hiç uymuyor. Refik Saydamlara hiç uymuyor. Bizim İstiklal Savaşı'mızda hekimler savaştı. Hem cephede savaştı hem yaraları sararak savaştı, sağlık hizmeti olarak savaştı. Yani bu bildiriyi yazan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin Türkiye'nin o vatanperver hekim geleneğiyle, devrimci hekim geleneğiyle en küçük bir ilgisini göremiyoruz. Şimdi bugün
Bu neyin devamı? Saray Savaşı iddiasının devamı. Çünkü Vatan Savaşı değilse bugünkü savaş, işte böyle bildiriler yayınlanır. Hani Saray Savaşı diyorlardı ya, ama o fikir çöktü. O Saray Savaşı diyenlerden bir kısmı samimiyetle bunun bir Vatan Savaşı olduğunu anladı ve Vatan Savaşı'nı desteklemeye başladı. Bazısı bir gün kala, bazısı bir gün sonra falan. Bir kısmı da bu savaşı kabul etmedi. Bunun bir Vatan Savaşı olduğunu, hala Saray Savaşı fikrini işliyor. Amerika'nın yanındalar çünkü. İşte bu savaşa Amerika'nın yanından, PKK'nın yanından Türk Tabipler Birliği bu bildiriyle karşı çıkıyor. Olay bu.